Birine bir şeyler oldu. Oğlum 930 menzil kule bana vurmadan kuleye vurabiliyorum. Herkese selamlar arkadaşlar, ben Vahit Kasadiz Kreid. Bugünkü videomuzda support'ta seninle oynayacağız sizlerle. Base çıkış animasyonu efsane. Bu kostümün o yüzden base'den çıkarken videomu başladım ve sizlere yeteneklerini anlatmam lazım. Şu anda Senna SR tier gerçekten en güçlü support. Yani açık ara en güçlü support. Hatta bunu size şöyle göstereyim diyeyim ben sizlere. Şu anda Senna SR tier'la %60 win rate'i var. 60 win rate ne demek ya? Geçen de G2'nun finali oldu Mad Lions'ta. Her maç alınıyordu ya da banlanıyordu, o kadar güçlü. Ben de şurada bak 6 maç üst üste oynayıp 1 2 3 4 5 maç üst üste oynayıp kazanmışım. Üçünde de MVP almışım, düşünün. Burada bir tane kaybettim, bunda da en iyi ben seçilmişim falan filan yani. Harbiden iyi. Maçımıza başlıyoruz. Herkese keyifli seyirler. Video hoşunuza gelirse like atmayı unutmayın. Şimdiden hatırlatayım. Yapıştırın like'ları, ben de skill'leri anlatayım, başlayalım. Şimdi Senna'nın güçlü olması sebebi sürekli ruhları toplayıp oyun ilerledikçe late de bayağı güçleniyor. Ruhlar nasıl çalışıyor? Şöyle ki, eğer ki siz AD carry rolündeyseniz arkadaşlar, AD carry de minyonlar öldüğünde, yani siz minyonları aldığınızda daha az ruh çıkıyor. Ama siz support olarak oyununuzda yanınızdaki ruhları alırsa daha fazla ruh toplayabiliyorsunuz. Ruhlar ne işe yarıyor? Her ruh 0.75 AD veriyor. Ve topladığınız her 20 ruhta menziliniz artıp kritik şansı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve kritik şansınız %100'ün ötesine geçerse, geçtiğinde arkadaşlar, bu can çalmaya dönüyor. Bu şekilde. Aynı zamanda ruhları rakipten topluyorsunuz. Şöyle bir tane vurdum, işaretlendi bak adam. İşaretli rakibe bir kere daha vurmak onlardan bir tane ruh almanızı sağlıyor. Aynı zamanda bu arada düz vuruşlarınız, bakın Q'nun bekleme süresini bir saniye düşürüyor, haberiniz olsun. Q'muz arkadaşlar minyonlardan, totemlerden, kulelerden, rakip şampiyonlardan sekiyor. Ve vurduğunuzda can dolduruyorsunuz takım arkadaşınız. Bu yüzden güçlü zaten. W yerine sabitliyor. E size görünmez yapıyor ve takım arkadaşınız vesaire hızlandırıyor. Ultisi de global kalkan atıp ortaya da hasar vuruyor arkadaşlar. Laps healladım. Güçlü olmasının sebebi zaten şu an takım arkadaşlarınızı heal'layıp koridorda çok daha güçlü bir şekilde takılıyorsunuz. AD carry rolünde daha çok oynanmasının sebebi aslında yanına Choget, Tahmkent gibi böyle supportlar, Naturius falan alıyorlar. Naturius ya da Choget'e farm yaptırıyorlar. Siz supportmuş gibi takılıyorsunuz support eşyasında ama AD carry rolünde oynuyorsunuz. Yani o yüzden öyle AD carry rolünde gösteriyor. Ama AD carry oynayıp hani farm da yapabilirsiniz. Fark etmez yani. İkisi de oynanıyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu maçtan sonra siz güzel bir Senna oyuncusu olursunuz umarım. Ben sizlere takasa girmeye varız bu arada. Her türlü canımızı doldurabiliyoruz çünkü. Rünlerden de ayağa çabuk aldık. Ayağa çabuk her geldiğinde minyonlara vurup kesinlikle can almayı unutmayın. Adamlara şöyle agresif oynuyoruz. Aha aldık mı? Vursana bir tane daha. Ah be, çok az canı kaldı. Neyse heal'larını aldık. Şöyle bir tane daha vurdum uzaktan, devam. Bu arada Tahmkent'le Naturius'la falan oynayınca çok güzel oluyor. Yani hayvan gibi tank oluyorlar farm yaptıkça. Benim şu an arkadaşım olmadığı için Tahmkent oynayacak, onu yapamadım. Ama arkadaşınız varsa o şekilde de oynayabilirsiniz. Tahmkent'e farm aldırıyorsunuz. O pasiften can yeniliyor. Siz de can yeniliyorsunuz falan takım arkadaşınıza. Ölmüyorsunuz. Çok güzel oluyor. Devam edelim bakalım. Ben bayağı oynadım bu şampiyonu. O yüzden güzel güzel anlatıp öğreteceğim sizlere. Ama işte çok zayıf. Şimdi seninle güçlü diye alırsınız. Ya sıkıntı yok baba. İttirip adamları dövelim ya da gidip dövelim adamları. Çok zayıf bir şampiyon. Ya yakalandığında direkt ölüyor arkadaşlar. Yani karşıda Zed bizi kesecek büyük ihtimalle. İşte böyle Jarvan falan geldiğinde sizi direkt kitleyip kesiyor. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Jarvan piki varsa vesaire, Vi varsa direkt ölüyorsunuz çünkü. Ya merak etmeyin, late'de güçleniyoruz. Sadece ruh toplama üzerine odaklanıp öyle oynayın. Devam. Güzel. Adamdan da ruh çekiyoruz ayaküstü. Bu arada Brand'e yardım edelim. Poppy'ye. Brand burada. Burası sıkıntıymış. Aa, bunu aldık. Giremeyecek, kilitledik. Nice abi. Çok güzel lan. Ben stun mıymışım? Aha tuttu o da. Kestik onu kesin. Hop onu yemeyeyim. Nice abi. Oh 19 yük oldum bile, 20. yükü alacağım şimdi. Bir geliştirme alacağız, bakın onu da göstereceğim şimdi sizlere. Şurayı ittirelim seriden. Hadi paşam.
Şöyle Q'larla da ruh toplayabiliyorsunuz bu arada uzaktan, haberiniz olsun. Bak 20 yük olduk, 20 menzil, 15 AD, %10 kritik şansı kazanmışım arkadaşlar. Menzil de şurada yazıyor, artı 20 diye. Let's go. Abi bu yaşa çok güçlü, direkt bunu mu alsak? Ayakkabı da çok önemli. Neyse ayakkabı alalım. Ya biraz hareket hızı lazım bu çara. Ya bir atılma yeteneği olmadığı için menzilde ayakkabının verdiği hızla kalıp adamlara öyle oynamanız lazım. Şimdi Zetlet bizi kesecek ileride de, ona çok dikkatli olalım bakalım ya. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ölsek de ama hiç sıkıntı yok. Late'de çok 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 güçlü olacağız. Bu ruhları topladıkça 80-100 ruh olunca zaten patlamaya başlıyor içer. Buna bedava farm yok sana kardeş. Senin supportun madem alameti almaya yardıma gitti. Şöyle iki ruh aldım adamdan. Şu ruhu da almak istiyorum. Aldık. Bu ruh toplamaya devam abi. Brand'e bakıyorum. Buralardalar. Support'unu mu beğenmedi bu adam acaba? Niye gitti? Çüş. Oradan ruh var mı? Yok. Tamam. Şimdi burada büyük bir olay var. Benim totemim geldi. Baksanıza totemi çıkardım şimdiden. Ve Brand de dikkat edelim. Yumi ile geziyorlar. Şöyle E ile gidebiliriz de. Çok güzel. Ulti atacak bize. Bir tane daha vursan kessin onu. Tamam güzel. Of çok güzel kill aldık be. Az daha ölüyordum. Fena yemledim kendime. Aa bu yemdur oldu resmen. Fena. Oo güzel tuttu adamı da, neyse flash'ini almış olalım şimdilik. Bak şu ana kadar oyun gerçekten güzel gidiyor. Yani AD carry'den falan bile güçlü olacağız bir noktada, öyle diyeyim size. Devam edelim, base atalım. Ayakkabıyı tamamlayacağım. Hareket hızı çok önemli. Bu ayakkabı sarıyor. Bazıları da işte tank senle kasabiliyor arkadaşlar. İsterseniz tank sene yaparsınız kafanıza göre. Bu build'i de anlatayım. Yani bazıları umbralı oynuyor da şu an en iyisi bu, hareket hızı çok önemli dedim ya. Yoğumu alıyorsun biraz nerflü menzillere karşı ama yine bu alınıyor. Yok mu? Sonrasında full zırhleşme işte. Gecenin kıyısı olsun, kibir olsun. Şu opportunity eşyası, bu da çok güzel gidiyor. Bu şekilde kasabiliyorsunuz. Ya da Yomu'dan sonra tahsildar, ebedi, işte bombardıman tarzı da kasabilirsiniz. Bu da güzel. İki build'i de denedim. İkisi de güzel. Ebediyle iyi vuruyor tahsildarla. Ama atıyorum karşıda sizi direkt kitleyecek bir şampiyon varsa, eş ultisi bilmem ne, stun mutan falan filan. Gecenin kıyısı çok iş yapıyor, haberiniz olsun. Geldi paşa. Bunların flashları yok. Oynarız ama şu çocuğun W'sunu dodge diyeyim diyecektim. W'sunu dodgelayamadım ya. Neyse canımızı doldurabiliyoruz. Canımızı da hemen doldurduk baksanıza. Sustain muhabbeti çok önemli ya. Tamamdır. Şimdi bir görüş almaya gidelim. En iyisi. Brand middeyken şuralara görüş. Ben de mide yardıma gideceğim birazcık. Ultimiz var. Kaçarsa onu kaçtığı yerde keser. Öptün onu. Tuttum onu. Hiç sıkıntı yok. Hop aldım kilimi. Devam edelim. Güzel ruham, güzel kill. Devam ki. Ruhları toplayalım. Seninle aynı zamanda arkadaşlar ormancısı farm yaparken ormanda ona yardım etmeyi seven, neden? Ormandan bir sürü ruh çıkıyor bak mesela. Bu adam bunu kesecek. Bunun yanında duracağım. Yardım edeceğim adama. Buradan bir sürü ruh çıkacak şimdi. Yani gördünüz mü? 4 tane ruh. Bir tane kuştan 4 tane ruh aldım. Ya oyun ilerledikçe böyle bazen işte jungle'ınızda da çok takılıyorsunuz ya, onu farm yapmasına yardım edebilirsiniz demek istiyorum. Şimdi midde bir olay var sanırım. Zed bana gelmesin. Buradan kaçalım. Çok güzel, ruhlarımı toplayamayacağım sadece. Ruhları toplamak için atlamayacağım, ölürüz valla. Şimdi goleme de yardıma gidelim. Bu adama golemde de bir sürü canavar olduğu için buradan da iyi ruh çıkıyor. Ama işte burada exp kaybediyoruz. O yüzden hani oyunun ilerleyen zamanlarında bunu daha çok yapmanızı öneriyorum. Hani şu an değil de ilerleyen zamanlarda daha iyi. Smaller da zaman içerisinde güçleniyor. Bak adama iki tane vurdum, hemen hemen kaçtı. Ha, ulti atsam ölür mü bilmiyorum ki ya. 330 vuruyor, neyse. Yılı falan var onun, o yüzden atmayacağım. Ultimizi defansif de kullanabiliriz. Bak buraya gördüm, bir şeyler çıkabilir oradan. Çok güzel be. Ayaküstü kilim aldım. Yoğumu da bitti burada. Çok temiz oldu be. Ulti sadece bu ortadaki şu küçük alanda hasar veriyor. Onun haricinde bütün kocaman alanda kalkan veriyor takım arkadaşınıza. Haberiniz olsun. Bak support eşyası 12 dakikada bitti ya. 2 eşya senin oldu mu? Support'um 2 eşyayım ya. Bak AD Kerim'den güçlüyüm şu an he. Şöyle bir mide doğru koşalım abi en iyisi. Burada bir olay var. Yani keser miyiz?
Bakacağız. W'muzu atalım. As ya. Al bari o kili be. Yani kaçmaya devam etsem bir şekilde yaşayabilir miydim sizce bilmiyorum. Ben Z olduğunu çözemedim ya. Flash'i belki daha güzel atabilirdik. Neyse sıkıntı yok. 60 yük toplamışım 13-14 dakikada. Düşünsenize bu maçın yarım saat gittiğini. 120-140 yük olacağım. Hayvan gibi menzilim oluyor. Buradan şuraya falan vuruyorsunuz ilk vuruşu bombardımanla. Neyse tetikte kalın, bende kalın. Şu Senna'yı bakalım ne kadar güçlü oynayacağız. Geldim oynarız oraya. Her türlü oynarız bu arada. Oops. Ona var ya dive bile atarız da. Şunun base'ini bozmadık mı ya? Gözükür mü? Bana o minyon bir görüş verir bana ya. He? Aa Sante geldi. Şöyle bir Q vurdum uzaktan. Ultime 5 saniye var. Ah bir dodge falan çekseydin ya. Şöyle takım arkadaşımı heal'latayım Garen'i ya. Sürekli düz vuruş atmaya devam etmeniz lazım. Bir şeylere Q'nun bekleme süresi düşmesi gerekiyor. Yeteri kadar düştüğünde Q ile sürekli can veriyorsunuz. Brent baba geldi. Ulti atabilirim ona da. Buradan sana bir heal çekebilirim kanka. Boom! Let's go! Aldık bu kuleyi. 14 dakika sonrasındayız. Tutarsa o güzel diyecektim. Aldım bu kili. Güçleniyorum kardeşim. Merak etme. Pişiriyorum. AD carry'den çok 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 daha güçlü olacağım derk. Hayat bitti. Sonraki maça geçelim. Arkadaşlar ikinci maça geçtik. Daha hızlı bir kat olur burada. Devam edeceğiz oyunumuzu normal bir şekilde oynamaya. Bu arada bu maçta bu sefer Doran kılıcıyla başladım. Ezreal'a da söyledim. İlk base'de bu sefer support eşyası alacağım. Bu şekilde de oynanıyor. Adamları iyicene agresif oynayıp hani Doran kılıcıyla başlayabiliyorsunuz. Güçlü oluyor bayağı. Daha sonrasında da ilk base'de alacağız abi eşyamızı. Bakalım burada bir şeyler çıkarabilir miyiz? Sanmıyorum çıkabileceğini ama iyi dürtmüş olduk adamı. Eyvallah, iyi deneme. Size şöyle biraz daha vurmak lazım ya. Bunları iyicene dürtelim, kill almaya oynayalım bakalım. Ya Doran kılıcıyla ilk defa başladım ben Senna support'a. O kadar Senna maçı oynadım, ilk defa yapıyorum bu arada. İlk 400 gold'da direkt base'e gideceğiz abi. Şimdi takaslara devam bu arada. Şöyle elden geldiğince rakibe vurmalı oynuyoruz. Adamlardan ruh toplamamız da lazım haberiniz olsun vurarak. Ruhlardan da bu arada altın kopardığımız için iyiyiz de farm almadığım için çok para kasamıyoruz. Adamları kesmemiz lazım. Bu arada support eşyası zaten hızlı bittiği için problem olacağını sanmıyorum. Oh plate de alırsak eyvallah bu arada. Tamam. Ben base'e gitmem lazım. Aslında base'e gitmeyip kesmeye de oynayabiliriz de support eşyasını almak istiyorum ama Brent buradayken sanırım base'e gitmek saçma olabilir. Vurması lazımdı. Aaa tuttursana onu kanka. Bizim Brent delirdi arkadaşlar. Brent delirdiği için sanırım kill almaya devam edeceğiz buradan. Almaya çalışmaya özür dilerim. Aldın onu be adamsın sen be. Flash'a değdi en azından güzel. Kilimizi de aldık. Şurada ormana da yardım edeyim 3-5. Buradan ruhları da toplamamız lazım. Anlattım zaten bir önceki videoda. Maçın ilkinde özür dilerim. 4 dakika 5 dakika 20 yük olmuş bile ya. Var ya base'de ayakkabı da alacağız. Çok güçlüyüz. Bu arada bizim paşa burayı ittirmek istiyor. Anlamadım. İttirelim okey. Ben kaçar. Bu arada Doran kılıcı başlangıcı da güzelmiş. Tek sıkıntı çift heal oynuyoruz. Ben bakmadım adama. Yani genelde yani arkadaşlar AD carry hayalet aldığı için yanına ben heal alıyorum. Bu birazcık değişik oldu. Ama problem değil. Şöyle çıkalım beyze. Ekrem boş yapma. Tamam kardeşim. T
Teemo Jungle var. Teemo Jungle'ı ben videosunu çekerim biliyor musunuz? Yaparım yani. İyi olacağına da eminim. Oynayanlar var. Bir araba almıştı geçen sene. Vallahi Teemo Jungle videosu çekebilirim. İsteyenler bir yorumlara yazsın. Yan kanala patlatayım abi onu ben. Geçen sene Çarkı Felek'ten çıkmıştı. Elmas Elo'da yapmıştık Vest'te. Bilenler vardır. Yayınları takip edenler. Yayın demişken yayın olaylarına da döneceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. Kanon kaçtı, gözüm kaldı. Yani adamlar bir sinirli sanırım. Biz onları oynadık ya. Milio Vayne de güçlü ikili yani. Bakalım neler yapacağız. Heal attım önden, kaç diye kardeşim. Kaçmaya başla. Aldım ruhları. İyi kaçtık ha. Şu Char çok OP ya. Niye bu kadar güçlü lan? Hayvan gibi can geliyorum bak. Sürekli bir şeyleri vurup bak, Q'nun da bekleme süresini düşürüyoruz. Q atmaya devam adama. Bisküvi falan da var bir şey olursa. Çiçek. Bu ne oğlum, 35 yük olmuş. Vurabildiğin kadar vur aslan. İki kişi vuruyoruz, adamlar buna dayanamaz. İyi de, iyi de. İyisin. Enti'ye geldi bizim paşa Brent. Yak ya. Huhu. Q'nun menzili illegal ya. Ne bu böyle? Aha, Fizcan bize geliyor galiba. Öldün mü? Tam gelmiyor. Nice. Ya şimdi siz benden görüp alabilirsiniz direkt arkadaşlar. Bak bu Fizzet, Jarvan, Vay böyle yani bir kişiye fokuslanan karakterler inanılmaz bozuyor. Seni neyi tekliyorlar. Doğru pozisyon almanız lazım. Yani güzel oynamanız lazım pozisyon alma olarak arkadaşlar. Bak dikkatli olun. Alıp direkt feedleyebilirsiniz. Ben çok oynadım seninle. Harbiden bayağı hatır sayılır bir maçım var yani. Bir 40 maçım vardır. Biliyorum oynamayı yani. Ama zaten ne kadar güçlü olduğunu gördünüz yani. Hadi ben kaçar. Eşya almaya devamız. Şuna baksanıza, support eşyasını ilk base'e 370 380 altın toplamışım. Bilmiyorum çok fazla, 45 yüküm falan var ya. Daha dakika 9. Let's go. Gel kanka. Oğlum biz bunları fena dövüyoruz ya. Şöyle Vayne 3. vuruşunu atmasın bana da. Oh 55 yük, ne bu böyle ya, ne güçleniyoruz ya. Ulti attın ona. Double ulti. Ha, çok iyi ya. Al yumruk vur bana. Adamsın. Tam yine tanımadığım bir sapo şey ya. Ya yine tanımadığım bir ADK ile oynadım maçta. Fena gitmiyor maç. Güzel oynuyoruz. Adama bir agresif oyna dedikten sonra adam harbi oynamaya başladı. Oyna oyna, bir tane daha ittirelim buradan. Yok ettik botu. Şuna bak. İllegal 60 yük toplamışız. 60 yükle beraber. Of. Güzel. Bana atlayamıyor. Daha heal'ım var. O yüzden iyiyiz. Gel gel paşa. Kime gank attığını sanıyorsun? Bu arada Umbra kılıcı almak isteyenler alabilir. Yani ben Umbra kılıcı almayıp direkt tarayıcı ile işi çözüyorum. Ama yani şu an Umbra kılıcı alan da pek görmedim. Yine alınabiliyor ucuz eşya diye, ama 200 fazla paraya yorum almak daha güzel oluyor. Şimdi mana problem değil diyor. Ezreal okey. Şöyle oyun oynamaktan keyif alanlarla oynamayı bayılıyorum. Geldim. Bunu kesme şansımız var mı? Şöyle bir ufak bir yavaşlattım. Bu yavaşlatıyor ilk vuruş işaretleme muhabbeti. Lan totem niye atamadım ya? Brent ne vuruyor oğlum? Brent jungle hala iş yapıyor mu bu kadar? Küz gibi vuruyor adam. Ben yavaştan jungle'ın yanına gidiyorum. Support'ta kestik. Top lane'de yardıma ihtiyaç var. Hoho, nereden kestim lan adamı öyle? Tutarsa öldün. Boom! Oğlum bu ne ya? Adamlar karşılık veriyor. Yani yeteneklerimin bir karşılığı yok. Adamın manası yok diye atmaya sanırım. Sardı ya bu seninle. Gerçekten sardı ya. Keyifli çar abi. 70 yüküm var. 70. Aşağıya yardım lazım. 150 can veriyor Q şu an. Gayet iyi. Geldim. Aa, support eşyası bitmiş lan 15 dakikada. Lan yine 15 dakikada bitti. Çok erken bitti geç almama rağmen. Lan bu ne?
Ay. Burada içeride. Burada. Ben anladım seni, çıkmadın zaten oradan. Pez hocan seni. W çarpıyor muymuş ya, görünmez olunca çarpıyorsa eyvallah. Ben bunu bilmiyordum. Biliyorum oynamayı yani. Ne oldu o sırık? Baba şu top lane'e bir el atın, gözünüzü seveyim ya. Urgot'un 650 gold shutdown'u var ya, şaka mısın ya? Adam kuleyi bitirdi, öldü. Uyguzum. Bu maç ya, normalde gecenin kıyısı bu ildini yapıyorum ben de. Tahsildarla ayrı bir güzel oluyor. O yüzden tahsildar alacağım bu maç. Tahsildar üzerine bombardıman, üzerine ebedi. Bu ild de çok güzel abi. Ya da dümdüz dış deşme kasıyorsunuz işte. Ya ne varsa dış deşmede yani. Gecenin kıyısı olsun. Opportunity kibir. Kibir de güzel oluyor. Ha, bu ild sarıyor. 85 yük var. 16 dakika. Aha kırmızı varmış. Kırmızı alayım. Bu arada bu Urgot'u durdurmak lazım. Oyunu bitirecek topta. Kanka. Ben var ya normal vurmuyorum. Bu Urgot şu an kafayı yemiştir diye düşünüyorum. Ruhları da topluyormuş lan ulti. Bunu da yeni öğrendim. Eyvallah. Tahsildar güzel. Tahsildar'da çünkü hem zırhleşme hem kritik var. Zaten şampiyonum ruh toplayıcı kritikte kasıyor. Güzel ikili oluyor. Söyleyeyim yani. Şimcik 6-0-300 abi. 9 kill katkısı var bende. Takımın en çok kill katkısı ve... Burada bir şeyler gördüm sanki. 6 kill fazlaymış biraz. Ben yeni fark ettim. Brand babaya can vereceğim ama. Babalar. Şunu kontrolü bana bir verin. Selamünaleyküm. Ha düştüğüm yerde. Olay çıktı. Yani. Ups. Nasıl öldük lan, ne oldu? Ya işin kötüsü ben ne kadar kasarsam kasayım, canım hep çok düşük olduğu için genelde tek yiyoruz. Ona bayağı dikkat edelim. Karşısı kasmış Fizurgot. Hani ben taşıyabilirim diye düşünüyorum maçı da, bakacağız yani. Şimdi yine bu çocukla oynayacağız sanırım ya. Tek atarım buna ben. Tahsildar var. Öldüm sandım biliyor musunuz? Kanka geliyorum, bir ulti desteği yapabilirim sana istiyorsan. Ne diyorsun sen, gerçek bir 800 kaysın ha? Adamın dibisi sen Yasuo, mutlu oldum ha. Botta ne oluyor? Ben Baron'a gidiyorum abi. Baron'u alalım en iyisi şu an. Şunu keselim. Okey, fark etmez kimi kestiğimiz. Adamsın. Vallahi Brand olmasa kaybedeceğiz sanırım maçı ya. Helal olsun. Eşyayı satıp alamıyorum. Bombardımanı almamız lazım. Bombardımanla menzil iyice artacak. Şu an 700 menzilim var. 750 olacak. Oyna. Belki. Yok tutmadı ya. Oyna be aslan. Aslan. Eşya almaya gidelim. Direkt kesme. Ooo, güçlenmişiz ha. 850 menzilim var. 150 mi veriyormuş bu benzil? Aha 150 menzil veriyormuş. 50 sanıyordum ben. Bu ne lan? Oğlum çok uzaktan vuruyorum. Dur şuradan bir tane geçireyim şunlara. Yıl attık da aslan. Yıllık bir durumun yok yani. Herkese tek anısını satayım. Gelin lan. Yok kanka. Yani bir şekil kaçtım bu canavardan da arkadaşlar. Bakacağız. İyi vurmaya başladık işte. Geçen ilk maçta böyle late'i gösteremedim. Bu maç iyi sardı. Aaa Q'yu yemesem belki öldüreceğim ha. Ne vuruyor lan? Char.
Oğlum 127 yük oldu ha. 870 menzilim var artık. Şimdi ebedi kılıç alıp kritik hasarımız artmayacak %100 zaten, ama bu can çalma olarak dönecek, ama kritik şansı değil de kritik hasarımız artıyor olacak. Az önce yanlış dedim galiba, neyse. Kritik hasarımız arttıralım, hasar sürekli kritik çünkü. Ama bunun gerisi can çalmaya yansıyacak, haberiniz olsun. Şu an 0. Adamın dibisin sen ya Yasuo. Adamın dibisin yani. Gel gel. Kör bittiğinde öldün. Unstoppable. Var ya şu an sanırım 140 yükte kulenin menzilinden daha uzun bir menzilde kuleye vurabiliyor olacağım arkadaşlar. Sanırım öyle olması lazım yani. Gel lan bir tane vurayım sana. Aa, 2 saniye kendimi gösterdim, ultiydim. I love you too. Aldı içeri vallahi adamı. Bir canavar yaklaşıyor efendim. Neredesin lan? Uzunlamasına. Değseydi var ya. Aa, değmiş lan. Boom. Ne diyorsun sen ya? Karnım acıktı. Bayağı acıktım şu an. Oğlum baron etrafında görüş lazım. Team o hayvan gibi mantar atmıştır buraya. Derken. Bir tanesine bastık bile. Buradan gitmeyeyim ölürüm yani. Seni şöyle bir heal'layayım. Sen ölmek üzeresin kanka. Evet %4 can çalmam var şu an. Ebedi'yi aldıktan sonra %11 can çalma oldu. Kritik şansı aldık ya. Onlar can çalmaya dönüyor artık. Çok büyük bir değer değilmiş bu arada. Bu menzil absürt oğlum. Bu şu menzil normal değil yani. Adamsın. Kesinlikle baronu almamız lazım artık. Kesindir yani. Ha! Totem niye atılmadı ya? Menzil dışında mı kaldım? Ne oldu? Arkada biri öldü bizden. Adam Teemo mantarını öldü baron içinde. Support eşyasını zaman içerisinde satmayı planlıyorum arkadaşlar. 155 yük. Morde babam ya. Aldı içeri bizim. Ben lan yükleri toplamamışım. Arada beni kaynatmasın bu paşa. 910 menzil. Size bir şey söyleyeyim mi? Sakın yanıma gelme. Sakın yanıma gelme. Hayır 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 hayır. Oğlum orada şey var, mantar. Mantar yok muydu? Delüzyoner miyim? Mantar vardı. Sana bir ulti yardımı lazım. Çüş kanka. Birine bir şeyler oldu. Ha? Oğlum. Urgot nasıl ölmedi? Ha, öldük galiba. Bir vuruşuma bakabilir. Aynen öyle abi. Artık one shot bizim adımız. Bye bye. Adamı öldürüp ruhunu alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hadi bitirelim arkadaşlar. Gözünüzü seveyim ya. La çocuğa yemek hazırlayacağım hadi. Totem yok. Totem yok. Nasıl kesemedim? Gel gel, Dominik aldım, sana vururum.
655 vurdum bir yerde. Oh. Ne diyorsun ya, şu menzile bak oğlum. 930 menzil, kule bana vurmadan kuleye vurabiliyorum. Tam ilk vuruş sadece. Ölme. Gelin, hasar testi devam ediyor. Tam kule. Oyunu bitirmeye gerek var mı? Bayağı vurdum. Adamsınız. Oh be. Evet arkadaşlar. 47 bin vurmuşum. Benden fazla vurmuş. Urgot adamların sövdüğü Teemo benden de fazla vurmuş. 48k vurmuş. Adam gerçekten iş yapmış bu arada. Girdiğim ürünler bu şekildeydi. Eğer ki video hoşunuza gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar, kredi kaçar şimdilik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.